Rahmetli Ecevit size. döneminde evet. 99 depreminde evet. çıkarılan... Toplanan değil mi deprem paraları? Ya değil bir... bir ben... Çıkarılan ben. hala da bugüne <laughs> kadar devam eden evet. oysaki oysa ki geçici bir dönem uygulanması evet. öngörülen evet. özel iletişim vergisi. Cep telefonunda konuşuyorum, yüzde %20'de vergi ödüyorum. Doğru. Kaldırılması Sende lazım. Böyle müsaade et. Habire bir şey ya açıp açık geliyorsun. Müsaade et. İki. Böyle, böyle bir mantık mı var? İki. Mükelleflerin beyanlemelerinde hala boş verdikleri halde özel eee işlem vergisi alınıyor. Abi şimdi şimdi ben bir şey ya. geleceğim. Konudan, bu paralar atıyorum. nerede? Şimdi bu kaynaklar gerçekten yerinde, yerinde mi kullanılıyor? Bu kaynaklar nereden Sokaklarda ayakkabı boyu elmasla gezen tipler Defer, var da de. Ülkemizde 2018 bakın, bu kaynaklarla sertifikalı tohum e, kullanmayan çiftçilere destek yok. Ülkemizde 2006 yılında kabul edilen Tohumculuk Kanunu ile Kayıt altına alınmamış yerel tohumların satışı yasak. Yalnız çiftçiler kendi aralarında tohum takışı yapabiliyor. Buna cevap vermek istiyorum. Ee, yani bu dış bağımlılığına cevap da, getirdi. Zeki Mesela, Bey Yani e, bu e, size. nüfus artışı dışında bu mantıklı bir şekilde teşvik mi edildi? Yoksa tam tersine dışa bağımlı bir ülke haline mi dönüştürüldük? Aynen e, belki geçmişte aman bu adamlar kendi arabasını yapmasın. ...kendi uçağını yapmasın dendiği gibi. Burada düşünün lütfen. Şimdi ee, Bedir Bey'in bahsini açtığı tohum meselesi hakikaten önemli. Burada e, devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerli tohum, ata tohum dediğimiz bu tohumlara... ...sahip çıkma adına her türlü seferberliği yapması gerekir. Çünkü bu bir milli mücadeledir milli beka sorunu bence. Aynen öyledir. Doğru. Soru. Tohum meselesi doğru. bir çok milli önemli. beka sorunu. Bedri Bey'in sözünü ettiği bu konu evet, önüm. çok önemli. Evet. Bu öyledir. Ama şu bu ülkede tohum bankasını kuran hükümettir AK Parti hükümeti. Tohum bankası. Eldeki ata tohumlarının hepsini topladılar ve bir tohum bankası oluşturdular. Ama bir haksızlık yapmayalım diye. Bitireyim, yap. bitireyim de. Ben Allah razı olsun. MHP'li bir bakan var. Allah razı olsun. Bitireyim o, zazı zazı de. Sami Güçlü. Değil. Yok pardon. Yusuf Ziya, şey, Yusuf Ziya Göksu midir? galiba? Göksu. Yani onun böyle bir çalışması var hani yeri geldi. emeği geçen Eğlen. herkesten emeği. Allah razı olsun. Aynen öyle. Tabii ki. Aynen. İkincisi 10 yıl önce biz bu stüdyolarda şunu tartışıyorduk. Bedri Bey'i kastetmiyorum tabii. O tarafta oturanlar diyordu ki kardeşim böyle büyük olmaz. Siz 50 ton 50 kamyon dolusu buğdayı vereceksiniz. Onun karşılığında bir çanta James Bond çanta cep telefonu alacaksınız. Katma değeri yüksek ürünler üretilsin bu ülkede diye kıyameti koparıyorlardı. Bu kulakları oturturlar. Bu kulaklar çok işitti onu. Katma değeri yüksek İHA'lar, SİHA'lar şunlar bunlar üretildi. Satılıyor. Bu sefer diyorlar ki ya niye işte tarım şöyle yahu bu ülkede bunların hepsi en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp yapılıyor. 50 milyonun turist 50 milyon turist demek bir Türkiye daha demek. Siz bir Türkiye'yi daha doyuracaksınız. Bunun önlemi tedbiri falan yok. Ya, turist geliyorsa parasıyla geliyor. Turiste bedava veriyor. Doğru söylüyorsun. Yani, Ayaklarıyla da yürüyor. Kimisi uçağa biniyor. Yapma kimisi otobüsle geliyor. Allah. Gemiyle gelen turist de var. Bak demagoji bu. E, evet. Bak Tam demagoji evet. bu. Bravo evet. bak. Bu budur yani. Kendi kendinize örnek oluşturdum. Oluşturdum tabii. Turist, turist, turist ülkeye parasıyla geliyor. getiriyor. Artık yani. getirisi Benim var Ben söylediğim örneğe söylenecek laf mı ya? Bir sakinleşelim. Hakan Bey. Ya ama benim bir iki rakam Allah hemen vereyim de Abi yok vallahi demin e, şey oldu. De Siz, niye Siz niye bu kadar ataksınız Hayır, ya? Hayır. Şimdi şu Zeki şey Bey ben o kadar kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verdi. Ki. <laughs> değil değil. Bakın, özel özel işlem ve özel işten işten meselesi. vergileri. Ona ben de karşıyım. Ay, alınması lazım. Nereye koydular? Benim arşivimde arşivim arşivim var. Nereden bir parada nereye gittiğini ben söyleyeyim size. Deprem para Turgay Bey'e anlatsana. Ya bakın şimdi Türkiye'nin dış borcunu Bedri Bey söylemişti. Ben de hatırlattım o kamu özel sektör beraber diye. Bakın toplam özel kamu toplam dış borcumuz 460 milyar dolar. E, net dış borcumuz 235 milyar dolar ve biz OECD ülkeleri içerisinde e, dış borcu milli gelire oranı itibariyle en iyisi bir ülkelerden biriyiz. Almanya'dan falan iyi durumdayız. Onlar o, o açıdan bende. da kıskanıyorlar ha, biliyorum. kıskanıyorlar Artık gerçekten. Merkel o yüzden siyaseti bırakıyor. da havaalanı da gerçekten kıskanıyorlar onu da söyleyeyim. O yüzden. Şimdi bakın araç muayene istasyonları özelleştirildi diye şimdi özel benden Abi şey yes, Abi yaptı yani. Aynen, hayır, vallahi yespri yaptı. Yok <laughs> yok <laughs> Merkel o yüzden siyaseti bıraktı. Yok dedi. yok Merkel neyse ben onu anlatırım ama evet. Almanların havaalanını kıskandığı işi doğrudur. Yani istedikleri kadar inanmasınlar doğrudur. Şimdi araç muayene istasyonları Bedir Bey 2001 yılında bu ülkede 30 milyon dolara özelleştirildi. 30 milyon dolara. Sonra AK Parti geldi. Artık o, reklama gitmem bakın, lazım. Bakın yerden baktım. yere vurduğumuz AK Parti geldi. O ihaleyi Öyle, iptal Hakan etti. Hakan 800 Bey. 800 milyon H dolara 2003 buyurun. yılında yeniden. Hakan Bey. Reklamdan sonra. Reklama gitmeden. 30 milyon mi? dolar neresi? 800 milyon dolar neresi? Sadece bir şarkı. Vallahi olmuyor yani. Sadece. Yani. Reklamdan sonra söyle abi o, ne olur ya. Kısa bir ara reklamdan sonra Hakan Bayrakçı ile devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Tarafsız bölgeye. Şimdi. E, Turgay Bey' ben bir şey söyleyeceğim dedi sonra Hakan Be'ye döneceğim şunu ama kısa lütfen kısa kısa e, 18 insan e, özür diliyorum 29 Kasım 2018 tarihinde Bedir Bey sorduğu için söylüyorum İngiltere'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok e, bir Türkiye'ye yatırım yapmayın dediği konuşmayı söylemiş olayım. Aynı konuşmayı Ankara'da bir kez daha yabancı gazetecilere yaptı. Onun da videosu var. İster, Peki, gerek i̇sterseniz yapalım. yayınlayabilirim. Peki, buyurun Hakan Bey. Evet. Bu tabii e, sıkıntılı bir yaklaşım yani. Onu da belirteyim de. E, bu hani hangi kelimeler, hangi ortam, hangi konteks yani burada ben e, bu kadar ortada e, sisli referanslarla bu kadar kolay şey yapamayız Peki, yani tamam bakarsınız ekran başında izleyiciler de baksınlar hani beni referans kabul etmesin her şekilde Türkiye'yi şey etmek bence de hoş değil bu benim fikrim tabi neyse Hakan Bey ben çok uzun bir şeyler söylemeyeceğim çünkü çok şey söylendi işin garip tarafı bu biraz şeye benzedi bu tartışma kendi adıma söylüyorum izleyenlerin de çoğunun bir kısmının en azından böyle düşündüğünü zannediyorum hani Nasrettin Hoca'nın şeyi var ya e, kadı dinlemiş adamı demiş sen haklısın demiş. Davacı demiş ki e, ben demiş sen de haklısın demiş. Arkadan da bir adam çıkmış demiş ki e kadı kadı efendi demiş hem davalıyı haklı buldun hem davacı davalıyı ha davacıyı haklı buldun. Sen, sen de haklısın. Sen de haklısın demiş.